Fransız aydınların bu düşünceleri yargılarından hangilerinin önemini yitirmesine doğrudan yol açmıştır. Fransız aydınları 18. yüzyılda akıl ve bilimin dine gerek kalmadan yeni bir dünyaya görüşü için yeterli olduğu inancını savunmuşlardır. Arkadaşlar şu cümleye dikkat edin. Dine gerek kalmadan. Dine gerek kalmadan ne anlama gelir? Yönetimde, bilimde, eğitimde din olmazsa bu laikliktir. Laikliği vurgulamış. Diğer tarafı okumama bile gerek yok. Fransız aydınların bu düşünceleri hangisini yitirmede doğrudan yol açmış, yitirmesine yol açmıştır. Laik olmayan devlet anlayışının. Evet arkadaşlar, laik olmayan dedik zaten. Toplumun sınıflara ayrılmasının. Sınıf ayrımı demek kölecilik demek. Burada kölecilikle ilgili bir şey yok. Ulus devlet modelinin. Ulus millet demek. Tek milletten oluşan devlet demek. Onunla da ilgili bir şey yok. Burada laiklikle ilgili bilgi var. Cevabımız A'dır. İkinci soruya geçtik arkadaşlar. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde mücadele etmiştir. Bu cephelerden biri olan Kafkas cephesinde cephesinin kapanmasına aşağıdaki gelişmelerden hangisi neden olmuştur? Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinin kapanmasının sebebi Rusya'da, Çarlık Rusya'da Bolşevik ihtilalinin çıkmasıdır. Şıklarda bunu arayacağız. Osmanlı Devleti'nin Kanal cephesinde başarısız olması değil. Rusya'nın Bolşevik ihtilaliyle savaştan çekilmesi doğrudur. Bolşevik ihtilali 1917'de gerçekleşmişti. Cevabımız Bursa. Üçüncü soruya geçtik. Medeni kanunun kabul edilmesiyle Türk toplumu modernleşme yolunda önemli bir aşama kaydetmiştir. Sosyal alandaki kadın erkek eşitliği, şurası önemli arkadaşlar, sağlayan bu kanun kadınlara siyasi hakların verilmesi ve soyadı kanunu gibi düzenlemelere ön ayak olmuştur. Şurada yapılan yenilikler diğerlerine ön ayak olmuş. Yani yenilikler devam etmiş anlamına geliyor. Bu durumun Türk inkılabının yukarıdaki özelliklerinden hangisinin bir göstergesi olabilir? Yeniliklerin birbirini tamamladığı. Arkadaşlar önceki yenilikler ön ayak olmuş demiş. Bak altını çiziyorum cümlede. O zaman yenilikler birbirini tamamlamıştır. Doğrudur. Ulusal egemenliğe dayandığı. Ulusal egemenlik. Egemenlik yönetmek demek, ulusun yönetmesi de bizde halkın yönetime katılması demektir. Bakıyorum, kadınlara siyasi hakların verilmesi. Kadınlar yönetime katılmış, ulusun içinde de sadece erkekler yoktur, kadınlar da vardır. O zaman bu ulusal egemenliğe girer. 2'yi de aldım. 3'e geçtik. Toplumsal ve siyasi alanda yeniliklerin yapıldığı. Sosyal, toplumsala giriyor. Siyasi de yazmış zaten. O zaman 3'ü de alıyorum. Cevabım E'dir. Dördüncü soruya geldik. Önce paragrafımızı okuyalım. Uzun bir paragrafmış. Hazreti Ebubekir dinden çıkan Araplarla savaşmış, zekat vermeyen kabilelere itaat altına almış, yalancı peygamberleri ortadan kaldırmıştır. Yapılan savaşlarda hafızların bir kısmının ölmesi ve Kur'an ayetlerinin dağınık şekilde bulunması, Kur'an-ı Kerim'in bir kısmının kaybolması ve unutulması tehlikesini ortaya çıkarmıştır. Kur'an-ı Kerim'in orijinal halinin korunması amacıyla bir komisyon tarafından gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda ayetler toplanarak kitap haline getirilmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye önem verildiği söylenebilir? Dini birliğin sağlanmasına, geleneksel toplum yapısının korunmasına, dini ve siyasi otoritenin sağlanmasına. Arkadaşlar, şu siyasi otoritenin sağlanmaya çalışıldığı ilk cümlelerde var. Dinden çıkan Araplarla savaşılmış diyor bu siyasi otorite. Zekat vermeyen kabilelere itaat alınmış, yalancı peygamberleri ortadan kaldırmış. Yalancı peygamberleri ortadan kaldırmak da dini otoriteye giriyor. Cevabımız C'dir. Son sorumuza geldik. 1533 tarihinde Avusturya ile Osmanlı arasında yapılan İstanbul Anlaşması'nda yer alan Avusturya Arşidükü protokol bakımından Osmanlı Sadrazamına denk sayılacak. Arkadaşlar Avusturya o zaman siyasi anlamda ezilmiş oluyor. Adamların arşidükü bizim sadrazamımıza denk. Padişahımıza değil. Avusturya elinde bulundurduğu Macar toprakları için Osmanlı'ya vergi ödeyecek. O zaman ekonomik anlamda Osmanlı karlı. Bu maddelere bakılarak yargılardan hangisine ulaşılabilir? Anlaşmanın eşitlik prensiplerine uymadı. Doğrudur. Avusturya ezilmiştir. Osmanlı'nın ekonomik yönden güçlendi. Avusturya bize vergi verecek. O zaman ekonomik yönden güçlendik. Doğrudur.
Macaristan'ın bağımsız devlet özelliğine sahip olmadı. Arkadaşlar o da nerede geçiyor? Şu ikinci noktada geçiyor. Avusturya ile Avusturya elinde bulundurduğu Macar toprakları için. Macarlar Avusturya'nın elindeymiş. O zaman Macaristan bağımsız değildir. Üçü de aldım. Cevabımız E'dir.